Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Muhterli Hadis kitabımızda nefislerin tezkesi hakkında bazı örneklerine devam ediyorduk. Ve 12. derste kalmıştık. 12. dersimizin konusu ezan değerli arkadaşlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eğer insanlar ezan okumada ve namazın ilk safındaki sevabı bilseydiler, sonra ancak kura yolu ile bunları yapmak imkanı olsaydı, elbette kura çekerlerdi. Ve yine insanlar erkence camiye gidip namaz kılmaktaki sevabı bilseydiler, elbette yarışarak ona giderlerdi. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazındaki sevabın miktarını bilseydiler, emekleyerek olsa bile onlara giderlerdi. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari, Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yer almakta. Dipnotta, ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Alışverişi bırakın. Bu bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Cuma suresi ayet 9. İkinci dipnotta da değerli arkadaşlar, ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence, bir oyun yerine tutarlar. Ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence, bir oyun yerine tutarlar. Bu ayette Maide suresinin ayet 58'inde yer almaktan. Müezzinler kıyamet günü boyun bakımından insanların en uzunudurlar. Allah'ın rahmetine daha yakın olacaklardır. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. Ezan sesini işittiğiniz zaman müezzinlerin söyledikleri gibi söyleyiniz. Yalnız hayyâlesselâ, hayyâlefelâ hariç. Bunları işittiğiniz zaman 4 kere la havle ve la kuvvete illâ billah deyiniz. Ezan sesini işittiğimiz zaman diyor ki değerli arkadaşlar, müezzinin söyledikleri gibi söyleyin, yani tekrar edin. Hayyâlesselâ ve hayyâlefelâ dediği zaman, haydi namaza, haydi kurtuluşa dediği zaman bize de değerli arkadaşlar 4 kere la havle ve la kuvvete illa billah dememizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bildiriyor değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim ezan sesini dinlerken ey kelimeleri tam ve noksansız olan bu davetin ve devamlı sabit bulunan namazın sahibi Allah'ım. Önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi cennetteki en yüksek makamı ve fazileti ver. Ve ona vaat ettiğin makam-ı mahmudu en büyük şefaati ihsan et derse kıyamet gününde şefaatim ona sabit olur. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Cabir radıyallahu anh'tan rivayetle, bu hadisin Arapçasına hemen bir bakalım. Arapçasını göremedim galiba. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaatine sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem cemaatine. Evet, bunu burada göremedim değerli arkadaşlar. Kim müezzini ezanını işittiği zaman tek Allah'tan başka ilah olmadığına, ortağı bulunmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim ve Allah'a Rab Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul, İslam'ı da din olarak
rıza gösterdim derse onun günahları bağışlanır. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. Böylelikle 12. dersimizin sonuna geldik ve 13. dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.